Çok merak ediyorum böyle insanlık tarihini başladığımız zaman ne zaman insanların hayatına trafik diye bir tanımlama girdi. Düşünün insanlar dar bir alanda yaşıyor. Bulunduğu yerlerde bütün hayati ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Zamanla giderek ilerilere gidiyorlar. Bir şeyler keşfediyorlar. Ekonomik hayat gelişiyor. Yani ürettiklerinin fazlasını takas ederek alıyorlar. Ve giderek giderek böyle şimdi zamana takılı kalmak istemiyorum. Hayat gelişiyor. İnsanlar hareket ediyor. Yerleşik hayat bir şehirde, bir yaşam alanında bir şekillenme, bir yerleşim disiplinine giriyor. Yollar oluyor, sokaklar oluyor, meydanlar oluyor. Yavaş yavaş. Pompei, evet hatırladım. İtalya'da yanardağın altında kalmış bir şehirdi. Ve oradan orası yanardağın altından çıkarıldı o şehir tamamı. Ve o şehri gidip gördük. Pek çok insan gördü. Yani Allah nasip etti de yalnız ben gördüm. Yok öyle bir şey. Mümkün değil. Ve orada bakıyorsunuz. Yolda ciddi bir altyapı var şehirde. Suların akışıyla da ilgili var. Yollarım var, geçitleri var, kaldırımları var filan. Tabii ki giderek şehirler gelişiyor ve atlıyorum. Berlin ta Hitler zamanında şekillendirilmiş altyapısı. Ve bugünkü nüfus bile az geliyor şehre. Varışların şehre gelişi gidişi o kadar kolay ki insanların kent merkezinde yaşamak gibi bir öncelikli hedefleri yok. Ve elbette Kıbrıs Adası'na gelelim. Kıbrıs'ta hayat yerleşik bir hal aldı. Yerleşim yerleri arasında gidiş gelişler olmaya başladı. Ve biz de ucu ucuna yetiştik ama tren hattı vardı. Gemi konağından Lefke, hatta biraz ötesine kadar, galiba Bağlıköy'e kadar giden ve diğer tarafta da Mausa'ya kadar giden bir tren hattı vardı. Bu tren hattının üzerinde şimdi hala daha yeni Mausa yolu bile bir bakınız, ağaçlar görürsünüz. Çünkü sonra bu yerlerde hayvanlarla, develerle de seyahat edildi ve gölge ihtiyacı vardı. Baktığınız zaman eski, şimdi Luricilerin, Akıncıların oralardan geçen Lefkoşa İstikere, Larnaka yolu var. Orada da yine ağaçlar vardı. Lefkoşa Girne yolu, Gönyeli'nin içinden geçip Boğaz'a kadar giden bakın, orada da ağaçlar vardır. Yani şimdi yolların etrafına çok yakınlara ağaç konmaz çünkü risk var. Yani çarpma olabilir vesaire olabilir diye kazalar açısından bir risk. Ve bu yerlerde o zamanlar bize özellikle 74'e kadar çok trafik gayresiyle yaşamadık. Onu da söyleyeyim. 63-74 arası. Kıbrıs Cumhuriyeti Türk bölgelerde fiilen geçerli olmasa bile bizim çok ciddi trafik sorunumuz yoktu. Hatta trafik polisimiz vardı ama onu söyleyeyim. Yani böyle beyaz kollarla beyaz şeyler geçirirlerdi. Hatta kaymaklıdır Ali Zeybekoğlu, Rauf Denktaş'ı yazmış. Herhalde tek yol yani şimdi süratli gittiği yoktu çünkü süratli saptayacak cihazlar yoktu herhalde olmadığı için. Ve netice itibariyle biz 74'ten sonra her şey gibi trafik açısından da bir gayri edindik kendimize. Trafik açısından da yollardaki araçlarımız yavaş yavaş çoğaldı. Ama örneğin Girne'de Ciklos'tan böyle tam şehri gördüğünüz zaman biz oralara bir hayli insan o uçurumlara düşüp öldükten sonra bariyer koyma ihtiyacı duyduk. Bariyer koyma ihtiyacı. Ama mesela hala daha kaza olduğu zaman klasik birkaç şey var. Aşırı hız, dikkatsizlik, alkol. Bu üçü çıkar. Hiç şimdiye kadar herhangi bir kaza raporunda
Yolu öğrenemedik mesela, yol. Yani burada yolu altyapıdan kaynaklanmıştır bu demedik. Kuzey yolu var. Şimdi Hamitköy'ün kuzeyinde Haspolat'tan başlar ve Lefkoşa, Girne, Gönyeli Deniz, Gönyeli Çemberi'ni severen oralarda bir yerlere çıkan bir yol vardır oralarda. O yol, tamam mı? Ölüm tuzağı ya. Bırakın aydınlatma sıfır. Eğer o yolu bilmeyen biri o yolda seyahat ederse, her çember, ki birkaç tane çember var oralarda. Bir, iki, üç, dört tane çember var. Her çember bir tuzak. Gidin bakın, sağlam çember yok şu anda. Bordürleri, çemberlerin hepsi parçalanmış. Oralarda da bir fede gitmiş. Hele bir de gidiyorsunuz Girne yola ulaşıp sola dönüp Gönyeli Çemberi'nden Girne'ye döneceksiniz mesela. Final noktası tam o Girne yoluna ineceğiniz yer Sırat Köprüsü'nün Kuzey Kıbrıs ayağı. Sırat Köprüsü'nün Kuzey Kıbrıs ayağı. Merak ederim ve bakarım. Sağlam ne zaman olacak bariyerler mesela? Yok. Demek orada bir şey var. Orada ölümlü kaza da oldu. Orada ölümlü kaza da oldu. Peki, dikkat edeydi. Yollar niçin kurallara göre yapılır? Dikkatleri, daha doğrusu dikkatsizlikleri de tolere etmek içindir. Hepimiz dikkatsizlik yapabiliriz. Hepimiz. Trafik saygıyla şekillenir. Saygıyla. Yani tali yoldan ana yola çıkarken, yani bu bir özenti demiyorum. İngiltere'de tali yoldan bir ana yola çıkacağı zaman aracının böyle işaretini verdiği an burnunu ilk gelen araba %90 durur. Bizde böyle başlarını çevirirler başka tarafa ve sürerler. Aldanıp siz yol vermeye kalkarsanız ne olur? Arkanızdakiler boru üstüne boru çalar size. Geçenlerde bir yerde çıkmaya çalıştım. Biri geldi. Yavaş yavaş çıkıyorum. O da uzaktaydı. Geldi. Böyle kesti etti. Ya dedim görmedin mi? Ana yol benimdir dedi. Saygısızsın sen dedim kendisine. Yani önceliğin ana yolda olması size bu hakkı sonsuz kullanma hakkı vermez. Ama bizde yol disiplini yok. Şimdi sevgili Mehmet Avcı'yı da konuşayım. Mehmet Zeki Avcı Trafik Kazaların Önleme Derneği Başkanı. Doktor ama trafikle daha fazla özdeşleşti neredeyse ismi. Resmen belirli yerler tuzak, Gönyeli Çemberi. İddialı bir şey söylüyorum. Şu anda en çok trafik kazası nerede olur? Statistik yapılsın. Gönyeli Çemberi açık ara birincidir. Üç gün sabah gidin orada böyle yoğun trafik saatinde kaza görme ihtimaliniz %80'dir. Şimdi bir şey daha söyleyecek buradan. Kalemini olanlar not etsin. JK 8 arası 28, 58, 78 olabilir. Geçenlerde acele ediyorum. Bir dişlerimle ilgili bir randevum vardı. Geldi bize arkadan bir tanesi vurdu. JK 8 arası bilmem ne. Baktım yani gördüm maviydi. İndim aşağıya. Vurdu bana arkadan. Tamam mı? Ne bakarsınız? 1.92 boyumuz var konuşuruz. Saflık diplomam pek iyidir. 10 üstünden yıldızlı 10'um var. Dedim ya ne dikkat etmedin?
İşte abi dedi filan, tamam, verdik numarayı, bizi arayacak diye. Aramadım. JK 88'dir, rengi de mavidir. Böyle, tam böyle gök mavi de değil, tamam mı? Eski, yani yeni olmayan bir BMW. Vurdu bana. Ne kadar ilginçtir? Sağ tarafta bir arabada, bir arabaya da başkası vurduydu aynı anda. Tamam mı? Şimdi buralarda bu neden oluyor? İnsanlar bakar, inceler. Ve eğer bir yerde çok kaza olursa oraya bakarlar. Bir ara incelediydim, sürdüm arabamı. Sevgili Mehmet Avcı'dan özür dilerim. İki kelime daha edeyim. Örneğin fuara şeyden, Gönyeli Çemberi'nden bu defa şeye doğru geleyim. Mausa Hamitköy istikametine. Fuar kavşağına geldiğiniz noktada yolun meyili yanlıştır orada. Ve sizi, aracınızı atar dışarıya doğru. Yani şimdi siz eğer yol tamam ise böyle kontrollü direksiyonu bırakın, dümeni. Araba kendiliğinden yolunu bulması lazım. Kaçmaz yoldan. Eğer yol yanlışsa araba gider dışarıya doğru. Orada bu vardı bir. İkincisini galiba düzelttiler bu Alpet ışıklarının sol tarafında da. Benzer bir yol yapım hatası vardı. Yolları ışıklandırdılar. İnat bu ya. Bir gece Ercan'dan ta Alsancak'ın girişindeki çembere kadar gittim. Yananlar vardı, yanmayanlar vardı ve bir şey vardır. Işıklar birbirine geçmesi lazım. Zebra gibiyse ışıkların yerde bıraktığı iz, oradaki aydınlatma kaliteli değildir. Ve kaç çeşit gördüm. Halbuki öğrendim ki meğer bu ışıklara küçük bir ekonomik katkıyla bir programlama yapıp hangi ışık yandığı sistem görür. Hangi lambanın ne kadar ömrü kaldı? Nasıl telefonların var ya %30 kaldı pil ömrü. Onu bile öğrenin. Ancak sonuç itibariyle trafik politikası yoktur. Yol politikası, trafik sadece dümendeki insanları alakadar etmez. Yayaları da alakadar eder. Trafik kültürü okullardan başlayarak ve İşte sadece emniyet kemeri meselesi değildir. Tamam mı? Bunun bir politika olur ve yollar da her şey. Bizde zabıtaların görevi yazıp belediyelere gelir elde etmektir. Trafik polislerinin de çoğu pusuda böyle beklerler. Geçenlerde bir yerde çembere ben çok sürmem yani doğruya doğru. Galiba 78 idim, 65-70 gittim dediler 50 kilometrede bu. Nerede? Meğer çembere yanaşırken 50 kilometre olmuş. Aynısı Ciklos'tan Girne'ye inerken ve çıkarken de var. Yani orada lazım ineceğin de arabanın önünden yavaşlatasın. Yani ya 65 nedir, neçin olmasın? Yani bütün bunları sevgili Mehmet Avcı'yla konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yaşamımızı özetlediniz. Yani bu benim alanım değil. Olsun. Ama bir şey olarak söylüyorum bunu. Bakın, yaşayan bir insan. Yaşayan birisi olarak. Çok güzel. Yani ben çok konuda şey biliriz biz. Yok. Ama konular gelir. Her biri bir sayfadır söyledikleriniz. Yani bir kelimesi bir sayfadır. Ben açabilirim onları da tabii ki. Yani sizin gördükleriniz bir vatandaş olarak, bir yaşayan olarak doğru. Ancak bunları görmesi gerekenlerin görmemesidir işin kötü tarafı. Not ettiniz. Nedir benim eksik bıraktıklarım? Ya da söylediklerimi biraz daha açar mısın? Yani Ciklos'ta biz çok canlar kaybettik. Doğrudur. Çok canlar kaybettik. Bariyer yoktu. Uçtu insanlar. Beton yoktu. İnsanlar uçtu aşağıda. Arkada oturanlar öldü. Camdan uçanlar öldü. Gençler, yaşlılar öldü. Biz o zaman derini yeni kurmuştuk. Buraya duvar yapın dedik. Duvar yapın dedik. Yani bildiğiniz betondu. O zaman bariyer modası yoktu. O zaman şey değildi daha. Çift şerit değildi. Çift şerit de değildi. Bir gidiş bir gelişti. Çok insanlar aşağı uçarak öldü. Bu gerçek.
Mail hatası da vardı diye biliyorum yani o zamanlar. O bahsettiğiniz mail orada da vardı. Su bir tarafa gitmesin diye ters mail koydular. Ters mail koydular. Araba zaten kaçıyor altınızdan. O Ciklos'ta vardı diye biliyorum. Dediğiniz fuar alanının yanında da vardı. Hatta bir kişi orada bir pankart açtı. Bu yol eğimi terstir diye. Ve zannedersem tutuklandığı gibi bir şey de oldu. Onu da hatırlarım. Doğru, çok güzel noktalar. Aşırı hız, dikkatsizlik ve alkol kelimeleri en çok olan kelimeler. Yani yol dediğiniz, ben normal seyahat ettiğim yerlerde şeyden, Ortaköy'den Lefkoşa istikametine gelin. Sağda Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayına girer. Şimdi ortada şerit var, girilmez. Tam o yolun karşısında 30-40 senedir yol bozuktur orada. Mümkün. Yani yamalama gibi bir şey yaparlar. Bakın yani 30-40 senedir çift şerit de değildi daha orası. Aynı şey devam eder şu anda. Orada yani bunun gibi size en az seyahat ettiğim yollardan 10 tane yani düşünebilir misiniz? Ezberledim. Zaten bu ülkede yaşayanların daha az kaza yapma sebebi ezbere bildiği için hatalarıdır. Bir şey daha söyleyeyim unutmadan. Bugün öğleyin Miraj'da bir yemeğimiz vardı gazetenin arkadaşlarla birlikte. Ve orada Kiler Market var. Evet. Onun da tam köprünün başlangıç noktası var o park yerine girerken. Köprünün başlangıç noktasında çukur. Orada duruyor hep. Tamam. Çukur. Yani ışık da yetersiz, biri düşecek. Yani düştüğü gün merak ederim sorumlu kim olacak mesela orada? Dikkatsiz sürüşe gelecek maalesef. Yani yayabilir. Düşebilir. Doğru. İşte o davalar açılması lazım. Onlar yok bu ülkede. Yani o biraz evvel bahsettiğim olaylarda. Bizde bir çukur bizim için böyle bir şey valla söyleyin. Bir funicik kollar, bir funicik kollar, bir tahta parçası kollar. O da görünmez zaten. Ayak kırılır hatta. Kime şikayet edeceğim? Ortada durur. Evet, siz sürat, alkol. Şunu söyleyeyim, tabii ki aşırı hız, bu ülkenin yolları affedici değil. Bu ülkenin yolları, yani bir hata yaptın, daldın, onu yaptın, bunu yaptın, seni affetmiyor. Bu bir kesin. Bariyerleriyle beraber, asfaltın yapısıyla beraber, asfaltın eskimesiyle beraber gibi virajların keskinliğiyle, meyilleriyle, çizgileriyle affedici değil. Onun için bu yollara sürat yapma mutlaka kaza getirir. Bunu kabul etmemiz lazım artık. Bu bir olay. Dikkatsizlik dediğimizde genel bir tabirdir. Halbuki sürücü dikkatli olmak zorundadır. Bu bir hareket ediyorsun, bir operasyon yapıyorsun, dikkatli olmak zorundasın. Dikkatsizlik aslında sürücünün işi ciddiye almaması demek. Öyle algılamak lazım. Dikkat etmiyorsa, sürücü dikkat etmiyor. Ya sağına bakar, ya soluna bakar, ya başka telefonla oynuyor ve bir şeyler yapabiliyor. Yalnız son zamanlarda ölümlü kazalar, bir yıldan beri takip ediyoruz biz. Ölümlü alkollü kazalarda ve polisin yakaladığı alkollerde alkol limitinde patlama oldu. Alkollü içenler ayrı, alkol limiti dediğim 50 promil olması gereken 400 80. promil, yani 400 promile kadar içenler var ve yakalandı. Yani iki şişeye yakın bitirdi demektir. 150 promil üstü zaten sarhoş dediğim tabirine giriyor ve biz bakıyoruz şehir içinde 200 promille arabayı devirmiş. Ve biz burada ivedi önlem al, caydırıcı önleme girmemiz gerekirdi. Geçen yıldan beri o yapılmadı. Uyarılarımız var. Benim Kasım ayında ilgili bakanlığa, ilgili dairelere resmen bunu yapılması gerekirdi. Yazılarım gitti. Benim gitti de onlar niye görmedi, görmek istemedi, onu eleştirebiliriz. Şu anda önerimiz alkolden geçen yıl, bütün yıl içinde 7 alkollü ölümlü kaza var. Mayıs ayının sonuna kadar 6 ölümlü kaza oldu. Birkaç tane daha beklemede var. Yani geçen yıl 7, şu anda 6, 3'te birlik yılın ilk çeyreğindeydim. İlk çeyreğinde 6 ölümlü kaza var. Birkaç kazada alkol testleri yapıldı, sonucu bekleniyor. Yani daha bu rakam olanlarda bile artabilir. Bu kötü bir patlama. Tabii insanların bu ülkede değişken olması, yeni gelenlerin olması, gelenlerin korkmaması, yaşayanların da baktığımız yine güzel, herkes içip sürebilir, ben de sürebilirim demesi ve masum insanların da ölmesi alkolden. Böyle siz akıllısınız, kaldığınız yerde devam edeceksiniz. Zaman zaman kimin nesi olsa bizi bir ararlar.
Geçenlerde de biri aradı. Dedi böyle böyle keyfiyet. Hem de çok iyiydim dedi. Polisler bile hayret etti. Yani 80-90 çıktı galiba. Peki ne yapabilirim dedi. Vallahi dedim bir şey yapamam. Polis cezayı yazdı mı demek istedi? Yazdı tabii yazdı, ne yapacağım tamam. dedi. 3 ay ehliyet gidecek doğru. Bence dedim hiçbir şey yapamam. Ve yapmaman lazım. Doğru. Ama çok iyiydim dedi. Şimdi insanlara yardım ederim ben ama uyuşturucuysa hele uyuşturucu satışıyla alakalıysa o bambaşka bir şey. Hiç yanaşmam bile yani. Tamam. Hiç. Başka konularda yardımcı olmaya çalışırım insanlara. Burada da ya dedim sen bunu ödeyeceksin yani bu cezayı çekeceksin ki çünkü gene içeceksin sen bu cezayı çekersen kolay kolay bir daha cesaret etmeyeceksin. Doğrudur. Doğru. Ama işte bunu neden anlattım? Kimse dayı bulup, hadi size bir anı daha aktarayım. Buyurun tabii. Geçenlerde İnönü'ye bir muhabbete davet edildim. Ben diyecek, sen içip sürer mi? Ya benim adamlığım bir duple rakı, ikiyi bulursam tamam. büyük bir ilerleme var. Tamam. Çöktüm. Dönüyorum Lefkoşa istikamı. Şehir için. Van köy içinde İnönü'de. Baktım böyle havai fişek gibi bir şey var ileride. Işıklar filan. Yani 100-150 metreden bahsediyorum. Yanaşınca anladım ki elektrik telleri çarpıyor. Bir adım daha yanaştım. Yani hop baktım bir araba durur. Böyle dedik ya bir arıza var burada. Bir daha yanaşınca yavaş yavaş geçelim diye bir de baktık ki o araba Mausa yolu istikametinde köye girerken direğe yükletti direğe. Kopardı direği ve bir evin bahçesine girdi. Kimse bana polis de dahil bir şey demesin. Bunu ilk kez paylaşıyorum. Çünkü biraz önce var ya dedik ki suçu yani ceza çekilmeli ki ders alınsın. Yani ceza oradan doğru. geliyor. Yani suç ceza ilişkisi odur. Odur, doğrudur. Baktım indim tabii yavaş yavaş. Arabanın sol tarafından gelin çıkarıldı kucakta. Yani direksiyonda değil. Arkadan 3-4 kişi çıktı. Baktık direksiyondan da damat inmiş. Direkt damat bir kontrol etti rafı. Tamam. Yani gelinlikle indi demek istedim. Gelin tam gelinlikle. Yani düğünden çıktılar. Düğünden döndüler. O da iyi. Düğünlerinden. Evet. Vadiliye giderlerdi. Tamam mı? Ve damat biraz toparlanınca da baktı. Gelin her şey tamam. Çünkü bir baktım bütün airbagler açılmış arabanın. Damat dedi arabam gitti dedi. Ve baktık ya cana zarar gelmesin. Doğru. Arabamda da bir şişe su vardı. Ben de o anda bir su paylaşımı yaptım ve yoluma devam ettim. Ertesi gün baktım haberlere. Bugün sizin hatırınızı anlatacak. Bir de baktım direksiyonda gelin yazar. Tamam. Demek ki değiştiler. Alkollü sürücüydü. Damat alkollüydü. Alkollüydü. Değiştiler. Polisi de polis ya göz yumdu veya kandırdılar. Ya da kandırdılar. Şimdi zaten mantıklı bir şey söyleyeyim. Bir düğünden dönüşte gelinle araba sürmez normalde. Bu genel kanun. Oradan uyanmak gerekirdi. Yani bu insanlar ya biz ne güzel bu işi cezayı çekmediği sürece tamam mı? Ne olur o insanlar? Tekrarlar. Böyle. Tekrarlar. Tamam mı? Ve orada bunun bedeli çok ağır, ağır olur değil mi? Aynen öyle olur. Yani şimdi sorayım ben size yani orada bu insanlara biri
neye göz yumduğu, onun hesabını sormak gerekmez mi? Sormak gerekir. Çünkü bu insana iyilik yapılmamıştır. Önce onu söyleyeyim. Bu insana kötülük yapılmıştır. Bir de çevreye kötülük yapılmış. Kötü örnek olabiliyor. Biraz evvel bahsettiğiniz olayda. Demek ki bu işler olabilirmiş de bir intiba uyanır ve o da yayılır. Dolayısıyla sürücüde alkol dünyanın hiçbirinde müsamaha gösterilmiyor. Büyük gelişmiş ülkelerden bahsederim. Çünkü hakikaten bilerek işlenen bir suçtur. Bizim ülkede patladı. Ben açıkça patladı diyorum. Çünkü limitler çok hocam, yüksek. Tarihi de vereyim. 5 Mayıs. Çok yeni. Tamam. 5 Mayıs 2023. Polis girsin. Baksın kim olduğu çıksın. Şahit de burada. Herkes korunamış mı şahit? Korunur şahit. Yani bunlar olmaması gerekir. Yani bak buldum tarihimi. 5 Mayıs. 5 Mayıs'ta. Ben meyhanede çıktım da durup ayaküstü biraz konuşmasaydım. Ha o ikinci. Bir şey söyleyeyim mi? 1,5-2 dakika fark olsaydı. Haydi, siz orada. Ben o arabayla yüzleşecektim. Çünkü araba farklı şeridini geçti. Geçerek yani tamam. Soldan gelirken sağa geçti ve bu kazayı tamam. İşledi. Yani damat kiloluydu ve büyük bir ihtimalle uyurdu. O da mümkün. Şehir yer köyün içiydi, uyurdu. Uyurdu ve yaptı. Tamam alkol varsaydı, yorgunluk da vardı, ayakta bütün gece durdu, daldı ve yaptı. Ama alkol varsa mutlaka uyurdu zaten. Tabii yani sigorta da varsa sadece arabanın tamiratı ama hiçbir bedel ödemedi. Yanlış. Yani bir şunu söyleyeyim. Alkol şu anda en büyük tehlike diye görüyorum şu an için. Çünkü hem gençlik var hem içenler çok. Polis yakalayabildiğini yakalıyor ama o da yetersiz kalıyor. Bizim önerimiz, Cumhurbaşkanı bir toplantı oldu. Benim önerim, arabaya 3 ay ehliyeti alıyoruz ya biz. Onlar sürmeye devam ediyor. Çünkü arabaya da el konulsun. Arabaya 3 ay el konulsun. Kilitlensin. Hatta bunu ben resmi bakanlara dedim. O kadar arabayı nereye koyacağı ekleyecekler. Ödeyecek şeyi. Sahibi, her yeri bedeli ödeyecek. Onu ödeyecek. Hatta ben başka bir öneri getirdim. Belediye tek elde kilitle maliyetlerini alır. Ücret karşılığı yasal olarak gider ve kilitler. Evinde. Evinde. Hiç araba çalındıydı, parçalandıydı, alıp oraya bırakodum değil. Çalar kapı belediye. Yasayı yapılacak ama. Polisle gider. Polisle gider. Efendim arabanız nerede? Garajda. Fark edin. Koy araba. Koy araba istediğin yere ben kilitleyeceğim. 3 ay kilitler. Kilitleme ücreti de alır. O da bir cezadır çünkü. Hizmet veriyorsun. Bu bedava değil. 2000 lira da kilitleme ücreti. 3 ay dolunca gidip kilidi açar, arabayı sürebilir. Şu anda gerçek, ehliyeti alınanların araba sürüp başka kaza yaptıkları da var mahkeme raporlarında. Hatta ölümlü kazaya dahil olanlar da var. Yani ehliyeti alındığı halde sürüp başka ölümlü kazaya dahil olanlar da var. Nereye benzer? Biz şimdi bazı mahkumlar bilmem şartlı tahliye bilmem ne çıkar gider tekrar cinayet işler. Tamam. Tamam. Uyuşturucu demek akıllanmadı. Uyuşturucu niye ceza verilir? Yapıyız. Ceza siz, caydırıcı olmak zorunda. Hayır caydırıcı var. Siz toplumun sosyal hayatına, tamam, hareketli hayatına uygun değilsiniz. Öyledir. Doğrusu odur. Niye, bazen biz cezayı savunduğumuzda bana tepki bile gelir. Cezayla her şey düzelmez. O zaman mahkemeleri kapatın diyorum. Mahkemeye ne gerek var? Hatta okullarda bile disiplin kurulları var. Yani liselerde bile disiplin kurulu var. Yani çocuklar bir disiplin yaptığı zaman yargılıyorsun ve ceza veriyorsun. Yani ya gideyim araştırın. 18 yaşın altında isimleri kayıtlı araba var. Tabii orada savunma şudur. Araba kendini indir ama kendi sürmez. Öyle bir yaklaşım da var. Ama şu var. Ehliyeti ama yasa buna izin veriyor. Yasa ona izin veriyor. Çocuğundur araba, malıdır, kabul ettik. Ama öyle mi olması gerekir? Hayır. Nasıl banka hesabını tek başına niye açamıyor o zaman? Yani bir büyüğün beraberdir. Ama 15-16 yaşında o zaten artık ehliyetten önce öğrendim der ve sürer. Öyle oluyor zaten. Biz ehliyetsiz sürüşe de arabaya el konulmasını önerdik. Ehliyetsiz sürüş, bak 3 tane büyük suç var. Ehliyetsiz sürüş ne demektir? Ben devleti ciddiye almıyorum demektir. Ama hem o ehliyetsiz süren hem de o arabayı veren. İkincisi de devleti ciddiye almıyorum demektir. Devlet de alay etmedir. Ben öyle bakıyorum olaya. İkincisi burada arabaya siz el koymazsanız belli bir süre aynı şey devam eder. İkincisi alkollü sürüş. Mutlaka arabaya el konulması lazım. Üçüncü tabii ki uyuşturucu var ki o daha yürürlüğe girmedi.
O da bir başka ne gibi? Biliyorsun uyuşturucu yasası Temmuz ayında sürücülerde uyuşturucu testi yapılması ilgili yasa Temmuz ayında geçti. Şu anda Haziran'a geldik. Yani 11 aydır cihazlar daha alınmadı. Cihazlar alınması ve sürücülerde, şüpheli şu sürücülerde, kaza yapan sürücülerde uyuşturucu testi yapılması gerekirdi. Yani alkol üfürür gibi? Tabii, COVID testi yapılır gibi ağızdan swab dediğimiz tükürük alınarak bir cihaza konur. 15 dakika sonra size bunda uyuşturucu var diye bir pozitif sinyal verir. O çıkınca mutlaka kan almaya göndersin ki hangi çeşit olduğu çıksın ortaya, ispatlansın. O yasa yapıldı. Tabii şu da var, siz doktorsunuz. Tamam mı? Bazı ilaçları alanların araç kullanmaması gerekiyor. Doğrudur. Var o zaten. O kurallarımız da var. Tamam yani. O kurallarda var, bağlantı yok. Yani haklısınız. Yani şimdi sevgili avcı, şöyle bakıyorum ben. Bu bilişim, dijitalleşme çok şeyi kolaylaştırdı. Öyledir. Şimdi Hasan Hastürer ya da bilmem Naciye Aldanmaz şu hapı aldığı için söyleyin otomatik olarak ehliyetinin el konulması gerekir. Aldığı için araç kullanmaması gerekiyor. Tamam. Tamam mı? Ve de bu hapı bu sabah aldığına göre bu saatler arası kullanmaması lazım. Polis durduğunda girsin bilgisayar kimlik numarasıyla, çıksın onun uyarıları karşısına, kırmızı flash yapsın. Tamam, doğru. Desin ki bunun gözde problemi var, bu gece araba süremez. Doğru. Yazsın, desin ki Naciye Aldanmaz, nereden geldiyse aklıma, gece süremez. Tamam, dediğiniz doğru, o dünyanın her yerinde var. Bizde yok. Yaş? Yaş 18 yaşına ehliyet alan bir forumcuk doldurarak ölene kadar ehliyeti uzatabiliyor. Bu hadi 90 güneyde, güneyde 70'in bizde. Üzerinde her yıl bir kontrol sağlık kontrolünün gerekiyor. Sonrasında. Bizde normal arabalarda bu yok. Sadece profesyonel sürücü, kamyon, otobüs gibi sürücülerde 60 yaştan sonra sağlık kuruna girmesi gerekiyor. Sağlık tüzüğünde bir tüzüğümüz var. Bakanlar konudan geçmişti, sonra kaldırıldı. Orada da her sürücü ehliyet alırken ve uzatırken, ki 10 yılda bir uzatılacak ehliyetler o tüzüğe göre, 10 yılda bir sağlık kuruluna girecek. 10 yılda bir? 10 yılda bir girecek ama sağlık kurulu 10 yıllık ehliyet verilmesini de engelleme hakkına sahip. Diyor ki 2 yıl sonra 2 yıllık ehliyet verilecek sana, sonra tekrar muayeneye geleceksin. Şimdi sevgili avcı kardeşim, İnsan belirli yaşlarda olumsuz etkilenmelerde ve negatif değişimlere daha açıktır. Doğru. Yani bilmem şu yaşa kadar gözünde bir problem varsa iyileşebilir ya da başka bir sağlık sorunu iyileşir. Ama belirli bir yaştan sonra bu iyileşme olasılığı azaldığı için daha titiz olmak lazım. Şimdi o dediğiniz işte sağlık kontrollarında, o bilgisayar sisteminde örnek vereyim bir gözünü kaybetti. O bilgisayar bilgisi ehliyet birimine de gitmek zorunda. Normalde dünyanın her yerinde böyle. Bizde o kopuk. Hatırlar mısınız Zefir'in yanındaki kazayı? Evet. Unutmak mümkün değil. Allah rahmet eylesin herkese. Titrerim. Tamam. Doğru. Yani hayatını kaybeden din nasıl bedensel kopmaları, bir bedensel bütünü kalmadı, vücut bütünlüğü kalmadı. Yani Allah kimseyi yaşatmadı. Yani orada da kazayı yapanın kullanmaması gerekirdi araba. Tamam. Ama burada yaptırımların, takip etmelerin, izlemelerin eksikliği bir başka cana gidiyor ve sürücü suçlanıyor burada. Sistem sorgulanmıyor. Bizim ülkede maalesef biraz önce cümlenin içinde onu da söylemek lazım. Biz de sadece sürücüyü yargılıyoruz. Yolu da yargılamıyoruz farkındaysanız. O demin söylediğiniz oydu. Oydu tabii. Biz yol raporu çıkarmıyoruz. Çünkü polis teşkilatımız insana yönelik eğitim almıştır. Aydınlatma önemli mi Sayın Avcı? Önemlidir tabii. Peki. Eğer siz bir yolu yaptınız ve henüz aydınlatmadıysanız diyeceksiniz ki bu yol gün ışığıyla gün batımı arasında kullanılırdı. Doğru. Bu yol artık şeyden sonra kullanılmaz. Doğrusu odur.
İkincisi, biz daha yıllar önce asfaltı döktükten sonra yolu trafiğe açarlardı burada. Tepkilerimizi koyduk uzun süre. Ondan sonra da ihale bütün çıkacak dediler. Sonra ihaleler gene yarım çıkmaya başladı. Örneğin çevre yolu dediğimiz yolun elektrik ihalesi yok. Onun için elektrik yok. Sayın amca, hiç kullanır mısınız o yolu? Kullanmaya başladım mecburen. Sizden lütfen rica ediyorum. Gideyim bu şeyden, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin oralardan alın. Gidin o evet. Taşkent'e doğru. Dönün ve Girne'ye kadar, Girne yoluna kadar ulaşın. Tehlikeleri de yazın lütfen. Gözümle baktım. Tehlikeler tek tek var. Çemberler gece aydınlatılmaması büyük bir eksiklik. Çemberler, bakarım ben, düzeldirler. Tehlikeli olur. Kesin birileri girdi çıktı girdi, onun girdi, içine. Çıkıyor. Doğrudur. Çemberler aydınlatılması şart. Lefkoşa'ya bağlantı, Lefkoşa Girne yoluna bağlantı yolu bir facia. Biraz evvel bahsettiğim. Orada bir şey var. Orada 2-3 hata var. Bir, çok keskin bir viraj var orada ve anidir viraj, biliyorsunuz. Yani haberi yoktur, yeni gelen biri onu düzgün de fark edemez. Onu fark edemez ve orada aydınlatma da olmaması. Şey de var, o dönüş viraj yapar ya, ineceksiniz aşağıya. İleride bir yol parçası var, bariyerlerin arkasında. O bizi yolun üstünden karşıya geçirecek kısımdır. Zar edersiniz, o şu yol var. Tamam, çünkü asfalt dümdüz gidiyoruz, ne güzel gidiyorsunuz. Orada yani o bilmeyeni yanıltabiliyor. Yani ilk gittiğimizde ben de nereye gideceğimi şaşırdım ilk gün. O yol inşallah yapılır da bir köprü gibi karşıya geçmek içindir. Aşağı dönüşün çok keskin. Orada hızı düşürtmek lazım. Yani orada lazım. Proje şey mi? Yonca Kavuşağı gibi bir... Tabii. Oradan üstten geçecek. Yani şey gibi diyelim. Evren gibi. Yakın Doğu'daki yapı gibi. Yakın Doğu'ya inersiniz ya aşağıya. Evet. Üstten tamam. Geçiyorsunuz. Tamam, öyle. Bir tane onun gibi de onun gibi geçecek. Dümdüz yukarıdan geçecek. Altta da onun bir çember yapılması vardır projelerde. Altta var. Altta da var ki gelen kaçabilsin, içeri girebilsin. Karşı taraftaki ihaleler yapılamadı diye, pardon, kamulaştırmalar yapılamadı diye o yarım kaldı. Şimdi ve şu anda Gönyeli çemberine verilen trafik hepimize işkence. Bu bir gerçek. İkinci bir şey oradan söyleyeyim. Oradan dolayı mı kaza oluyor orada? Herkes sağa sola bakacak. Öyledir. Ansızdan pat diye duruyor. Arkadaki de zaten sağa sola. Yani çok bizde biliyorsunuz arabalar yapışık gider, ilerliyor. Dibinize bagajına değerek geliyor arkadaşlar. Arkadaş. O mesafeyi yani bırakmıyor. Yani şey vardır o. Yani şey söyleyeyim. Bunu asla bir özen değil. Hiç sevmediğimdir. Lefkoşa Limassol yolunda araçların mesafeleriyle ilgili yolda çizgiler var. Çizgiler vardır. Tamam. Yani mesafeniz bu o olacak. O mesafeyi koru diyor sana. Biz de bagajıma girecek zannederim ben arkadaki. Yani, Lefkoşa'dan Girne'ye giderken de bir bakarım bagajıma değmiş adam. Bir de ışık yakıyor kaçar. Yani nedir onun problemi? Onun orada yolların çizgileri, panketler filan her şey bir kriter uyumudur. Bizde de Çin'de. Bir devlet ciddiyeti var. Yani biz ciddi değil miyiz? Değiliz. Değiliz. Devlet olmak kolay değil. Devlet izlemek kolay da. Devlet demek, eleştiriyorum burada açıkçası. Devletin verdiği kurallar var. Yani biz sadece burada, başka bir şey daha söyleyeyim. Biz sadece sürücüyü yargılıyoruz. Yolu yargılamıyoruz. Işığı söndüreni yargılamıyoruz. Yani yasaları güncelleştirmiyoruz. Yani alkolle ilgili tepkimi söyledim. Nasıl önlemeyi düşünüyor alkollü sürücü? Yani bir şişeyi içip de sürenin nasıl engellemeyi düşünüyor? Zaten verdiği para, alkole verdiği para kadardır. Gitsin bir meyhanede içsin, o kadar para verecek zaten. Korkusu yok ki onun. Parmacımı kaldırdım sevgili avcı kardeşim. İşlem, suç nereden başlar bilir misiniz? İçtiği yerden başlar. Doğrudur. O adama kim verdi o içkiyi? Tamam. Yani içki satılan yer... Sorumludur. Garsonlar vesaire sorumludur. Eğitimli olacak. Doğru. Ve takip edecek kimin ne durumda olduğunu. Ya yani şimdi benim işim gücüm yok da sarhoş olup olmadığını. Evet. Kontrol edecek. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç abartmam. Yapma. Çok basit. Her meyhanede büyüklüğüne göre alkol üfleme. Olabilir. Evet. Alması lazım. Şartı koyabilirsin. Şart koyun kendine. Çıkacak olan biri. Üfürecek. Hatta ben isterim ya. İyi hissederim ama. Aksa polis beni durdurmasın. Tamam. Verin üfüreyim. Şimdi
Eğer cezayı biz arabayı da 3 ay kilitlemeye koyarsak, o adam yola çıkmadan bakacak. Bakacak. Ya da diyecek ki arkadaşlar gelin oturalım biraz daha. Bir kahve içeyim, bir şey içeyim. Ondan sonra süreyim, ona göre süreyim. Eğer fazlaysa da sürmeyin, başkası sürsün diyecek ama yani siz... Yani popüler, bu büyüklükte, ya kaçarlar. Biliyorum. Kaçarlar o alet. Birçok Avrupa'da barın çıkışında, hemen o sigara satan makineler gibi orada vardır. Üflüyorsun, biniyorsun. Bu kadar basit. Bak ben bilmeden söyleyeyim. Öyledir, öyledir ama. Bir şey daha söyleyeyim. Alkol ruhsatı verme ne demektir? Şimdi bu bir ruhsattır. Ruhsat verirken eğitilecek, yani eğitilecek yani alkolü, alkol satacak kabiliyeti ve eğitimi almış demektir. Şimdi alkol... Para falan değil mi? İçerim değil. Bu kadar. Değil işte. Gider de işte hayat. Alkolün bir özelliği vardır. Alkol bir ilaçtır aslında. İlaç gibidir. Şöyle diyeyim. Alkol dozunda alacaksın. Üzüntüyü artırır. Alkol üzülür. Çok üzülün. Alın alkol intihar edersiniz. Gelin bir sınavdan geçin, için alkolü, bütün neşene nara atarsınız. Aynı alkol. Biri neşeyi artırıyor, biri üzüntüyü artırıyor. Alkolün bir özelliği daha var. Ar duygusunu kaldırıyor. Ar duygusu demek, terbiye demek. Ama barikatı kaldırıyor, düşünce barikatını kaldırıyor. Şeytan iktidara geliyor. İktidara geliyor. Yani daha güzel döversiniz, daha güzel tecavüz edersiniz, daha güzel bağırırsınız, daha güzel söversiniz. Cesaret, daha güzel araba geçersiniz, daha süratli gidersiniz, alkolün özelliği bunlar. Bir daha ne var? Tabii ki kaçıncı bardakta duracağınızı kaldırıyor size. Birincide, ikincide, ben bir tane içeyim dururum, ikincide dururum, üçüncüde artık ben artık durmam dersiniz. Onun için satıcı önemli. Stop bozulur. Stop olur, ar duygusu dediğimiz o. Yani o frenler kalktığı için beyinden alkol alanı verin şişeyi içmeye devam eder. Peki alkol satanın da bunu elimine etmesi gerekir mi? Gerekir. Amerika'da bu sistem vardır. İçilen yer de deşifre edilir ve mahkeme o da getirilir. Evet. Sen niye bu adam? İki kişi geldiler, iki kişi de viski servisi yaptın. Bunların burası da yol üzerinde bir yer, mutlaka arabayla gitmek zorundadırlar. Taksi de çağırmadın. Sen ne biçim içki satıyorsun diye onu da sorgular. Bizde o yok. Bizde alkol satanın kabahatı yok. İçmeseydin. Hayır. Barikat yani... Biz alkolü sürüşte engellemeye niyetli miyiz? Onu tartışalım. Niyetli olsak zaten bırakmayız. Ama şimdi bunu yeterin mi yani? Ya yani şimdi Allah aşkına. Ben bilmem kimi ya içmeydi ya. Vermeydi. Tamam. Düşünün bir arabayları kilitleyecek. Dediğiniz doğru. Bitti. Bedelini ödeyecek. Garajında kalsın. Çünkü aldım tabii. Götürdüm. Bu da diyecek benim arabayı aldınız. Bilmem cizdiniz. Cizdiniz çaldınız tamam değil mi? Garajında kilitledim onu. Kapısı önünde kilitledim. Meyhaneci alkol satan yer. Senden çıktı öyle. Alkol ölümlü kaza yaptı arkadaş. Ben senin ruhsatını 15 gün iptal ettim. Yani şimdi 18 gibi. Yaşından küçüklere alkol satılmamalı. Satılıyor ama. Satılır. Çocuğu yollar. Yani anneler aradı beni. Yani açık söyleyeyim 16 yaşında kızı gitti sarhoş geldi eve. Ben de doktor olduğum için hastam da hani annesi hastam. Doktor bey sana sorayım dedi kızım 16 yaşında dedi alkollü dedi sarhoş ne yapacağım dedi. Hayır dedim 16 yaşında nerede içti filan yerde içti. Ve söyledim polise gidersen gideyim dedi ifade vereyim şimdi ben dedi falan ama kameralardan zaten görünür. Yani bu da oluyor demek ki satılıyor çocuk 16 yaşında belli. Zaten şüphelendiğiniz Avrupa'ya gidin tipinize bakar genç gözüme ehliyeti kimliğini göreyim der adam. Sevgili avcı alkol dediniz. Ben işte yıllardır yazıyorum. 97-90, daha öncesi de var. Hazır 11 tane makalem var benim. Yazdım geçenlerde. Bir küçük şey haber. Böyle. Çok iyi. Bir tanesi. 16 yaşında biri. Evet. Bilmem gittiği filan yerde taciz edildi. Alkollüydü ve uyurdu. Şimdi... O çocuğa, o kıza taciz eden neyse madde bir o suçlunun cezasını çekecek. O tamam. Onda sorun yok. Orada problemimiz yok. Yani çünkü bir zaman bir dava, bir konu olduydu. Hatırlatmak istemiyorum ayrıntısını. Ve çıktı avukat dedi gecenin o saatinde kız çocuğu sokakta ne arardı? Ya da eteği kısaydı. Tüh! O başka ayıp. Onu söyleyen avukatından ben resleştim zaten. Bu savunmayı yapanın. O savunma değil. Ama burada ben başka. Döndüm ve insanlar dedim. Bakın göresin. Bakın bakayım buna. Dedi. Esas konu kaçıyor. Yahu bu böyle böyle. Bu böyle böyle. Ve tamam mı? Dedim
Aile suçlu. Komşu suçlu. Doğru. Bir yerde daha bir vaka var. Şimdi tekrar satan da suçlu. Bakın, yani içinden de. Suçluyu bütün bu anlattıklarım bir milim suçluyu hafifletmez. Doğru. Onu kapadın oraya. Yani ama ya sen bu kız çocuğu gecenin bir de ikisinde alkollü ya başka bir şeydi. Bir arabanın içinde bilmem ne oldu ve başına neler geldi. Bilmem ne git bir sor göresin sana neler anlatacaklar. Ona da bana mı söyleyin? Dedim ki sen bildiğine göre ne çift tedbir almadınız bu çocukla ilgili olarak? Vatandaşlık görevini ne yapmadın? Ne yapmadın? Doğru. İşte o tamam. Unutmayacağım. Hatırlayanları da ben unutmayacağım. Doğru. Zamanında gerekeni yapmadıkları için. Doğru. Katılıyorum. Yani mahallede bir ailevi problemi vardır. Kontrol edemedi. Çocuk gider 15-16 yaşında. Belki fizikman da geliyor. Evet. Komşular ve komşular. Hadi arası bilmem babası bakmadı. Ve komşular. Sosyal hizmetler dairesi var. Haber vermedi. Yani ben yargıda olayım ve titiz bir mahkeme süreci olsun. Komşuları da mahkum ederim. Bilenler tabii ki. Tabii haklısınız. Gidin diyorlar filan meydana da filan adama sorsa anlatsın her şeyi. Benim. O da suçlu. Yazarım onu da listeye. Yani sevgili abici yani. Bir başka örnek vereyim. Bozuluyorum ya. Yani haklısınız. Şimdi bunları söylerken istemem ben bunları söyleyeyim ya. Ben buna örnek vereyim bunu. Traktör. Çocuk köyün içinde traktörü aldı ve tarlaya kadar gitti. Devirdi. Traktörün üzerinde olan kardeşi yaralandı galiba. Kendi de bir ölüm de var orada. Hangi söyledi tam hatırlamam. Birinci sorum şu. Bu traktörü kim öğretti? Bahsettiğim çocuk yani 10 yaşında bir şey, 15 yaşında bir şey. Bu traktörü sürmeyi biri öğretti. Peki bu traktörü evden alıp köyün içinde alıp da hiç köyün içi yolunu sürmedi mi? İlk defa mı sürer? Bütün köy halkı bilmiş olması lazım. Şimdi doğruya doğru. Bu köy halkının içinde muhtar var. Devletin temsilcisidir. Tabii. Bu köy halkı hepsi için, bilir. Hepsi bilir. Hepsi çocuğu katılıyorum. Gavenin önünden yüzde geçti. Geçmiştir. Hepsi bilir ama çocuk ya öldü ya öldürdü. Ya da en son be Mehmet yavaş oğlum. Aynen. Dedesi tamam. De şimdi dedesine çekti. Aferin dedem. Tamam. Ama yani burada hepimiz suçlu yüklediğimizde budur olay. Köy yerlerinde özellikle muhtar birinci derecede tabii oranı. Bir de tabii orada oturan ikamet eden polis memurları da bu işten sorumludur. Görevde olmayabilir ama görevdedir. Sevgili abici bir ara vardı bu iş. Gönüllü trafik. Uğraştık yapalım olmadı ondan sonra. Niçin olmadı? Gönüllü kursunun yapıldı. Kurs yapıldı. Yani yakın dönem meselesi çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Yurt dışından da uzmanlar hadi getirdi. Ben orada da. Final toplantısına o ödül. Ödül. Plaketleri vardı evet, galiba. Tamam. Yapıldı. 300 kişi eğitildi. Hatta memurlara özel izin çıktı gelsinler yapılsınlar. Sonra arkadan işte bunlar ispiyoncudur. İspiyoncu olacaklar. Bunlar vatandaşı taciz edecekler vesaire vesaire deyip yasayı. Bir de şu var. O gün gönül koyan yetkili makamlar siyaset değiştiği zaman da yeniler koltuğa girince onlar da ciddiye aldı. Yani şimdi ben 5 Mayıs 2023 akşamı tabii. İnönü'de görüp aktardığımı burada aktardım diye ben ispiyoncu mu oldum? Olmadınız. Bir şeye dikkat çektiniz. Bu ispiyonculuk değil. İspiyonculuk başka bir şeydir. Siz gördüğünüz hatayı söylediniz. Bunu deşifre etmeniz de gerekirdi. Doğru yaptınız. Bundan sonra böyle bir olaya tenezzül edecek olan birinci korku suçu olacak. Sayın Hasura görürse beni söyleyecek. İkincisi onun gibi düşünen birisi varsa buralarda o da beni ihbar edecek. O korku gelecek artık. Ama bu bir eğitim yaptık biz şimdi. Evet. Ve insanlar sosyal sorumluluk. Kendi çocuklarınıza sahip çık. Doğru. Etrafınızdaki konu komşunun çocuklarına da sahip çık. Ona da bizim canımız. Tabii. Eğer siz görür ve susarsanız ve o çocuğun başına bir şey gelir, biliniz ki siz bildiğiniz ve sustuğunuz için
Siz de suçlanacaksınız. Suçlu olması lazım. Bana gelen telefonlar, hani Allah kimseye yaşatmasın. Bir ölümlü kaza alıyor, bir genç çocuk, bir genç ehliyetli gider, arabayı devirir ve hayatını kaybeder. Ansan telefonlarım çalar. İşte yine bizim komşu öldü vesaire. Ama hep zaten süratlisi giderdi. Ya diyorum, bunu şimdi mi söyleyin? Yani bunu daha ve söyleseydin yetkililere, anasına, babasına, kardeşlerine, belki de bu olmayacaktı. Çok ilginç bir anım var, hiç unutmam. Bir gün evde o yiğit... Siz anladın da bir tane de ben anlatacağım. Cep telefonları yeni çıktı. O zaman da numaralar çıkmazdı. Telefonum çaldı, aldım baktım. Bir adam, bir erkek sesi. Doktor bey, bir durum var, ne var? Benim komşunun çocuğu ehliyetsiz, babası arabayı verir, mahallede süratli gider. Çocuğumu basarsa vuracağım kendini. Dedim tamam, dur. Yarın sabah dedim, git polise. Plakayı ver, adresi ver. Polise şikayetini yap. Polis izlesin veya gitsin, uyarsın neyse, bir daha yapmasın. Ben devlet memuruyum, adımın belli olmasını istemem dedi. Cümle bu. Dedim ben de devlet memuruyum, ben ne için gidip söyleyeyim? Bu birinci soru. İkincisi, senin çocuğun öleceğe dedim. Ve sen gidip vurduktan sen de hapse gireceksin. Bak dedim, gidip söylememenin sonuçlarını söylüyorum sana. Kusura bakma, bu telefon konuşması bitmiştir dedim. Ya git çocuğunu kurtarmaya çalış, ya bekle dedim, bir şey olsun. Biz yaşarız sevgili abici ya. Azal biri böyle böyle mesele var. Söyle ya da yaz be Hasan Bey. Tamam Hasan. Ama adımı verme. Peki yani benden duyduğunda belli olmasın. Olmasın. Tamam. Ve senin meselen be. Senin meselen. Onun meselesi. Doğru. Ya aynı yıllar evvel işte bir kaza oldu meşhur. Eminim çocuk cezasını çektiği için çok ısrarla gitmek istememiş süre. Ciddi bir ölümlü bir kaza. Mausa tarafında. Avukat yine hepsi öldü, bir kişi kurtuldu dümendeki. Avukat çıktı ve dedi ki eyvanın yanında durdular. Çocuk kendini iyi hissetmezdi. Ve direksiyonu filan arkadaşına verdi. Ve oydu direksiyonda. Çünkü araba hale geldi ki tabii kimin nerede ya olduğu belli değil. Değil. Doğru. Bu savunma üzerine zaten ölmüş olan çocuğun ailesi geldi buldu beni. Hasan Bey dedi, oğul çocuğumuz öldü. Şimdi bir de üstüne üstlük mahkemede oğlumuz katil olacak. Yani oydu dümende, hepsinin ölümüne sebep oldu. Tamam dedim. Ve net bilirsiniz, koydum tavrımı. Evet. Bu defa o bir çocuğun ailesi geldi. Hasan Bey dedi, onlar öldü. Benim çocuğum da hapiste mi ölsün? Çürüsün. Bak dedim, suç varsa cezasını çekilmesi psikolojik olarak bir sonraya hazır olmak demektir. Doğru. Eğer suçu işledi, cezayı çekmezse mahkumiyet ruhunda, bedeninde, psikolojisinde ömür müebbet halinde devam edecek. Doğru. Çünkü yalan var orada. Ve o baskı altında bırakın dedim, asmayacaklar ya. Makul bir ceza çekeceksin zaten yaşı da. Belki küçüktü zaten. Makul bir ceza çekecek dedim ve bitecek. Yani bunları burada bugün çok programlanmış bir sohbet değil ama çok verimli aktığına inanıyorum. Programın 10 dakikamız çok daha var. Çok değişik bir konseptle gidiyor ve çok doğru gidiyor. Yani. Evet yani. O kazayı ben takip edenlerden biri. Polis Genel Müdürlüğü çok 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 iyi çalıştı. Mausa'daki kaza. Mausa'daki kazayı. Orada bir başkası da, bir başka teknik adam polisi teknik aldatmaya çalıştı. Dediğim gibi. Dediğiniz bir olay daha vardı, çarpışma yeri noktası. Polis Müdürlüğü mühendis olmadığı halde gerçeği tespit etti ve doğru çıktı. Orada da alkol satan yer sorgulanmaması da beni üzdü. Çocukları bulut etti, saldı sokağa. Tamam, çünkü karşı taraftan gelen aracın hiç suçu yoktu. Tamam, yani orada alkol satmayacaksın işte.
çocuktur. Alkol alışkın değildir. Biraz evvel dediğim gibi birinciyi içti, ikinciyi içtiler. Ondan sonra ağır duygusu kaldı. Üçüncüyü, dördüncüyü içtiler. Zaten arkadaşlar birbirine hadi tokuşturalıma devam et dediler. Allah kimseye vermesin ne ölene ne sağ kalana, açık söyleyeyim. Vallahi ama adalet de doğru oturmak zorunda. Sevgili abici, şu anda ben şahsen alkol kadar tehlikeli uyuşturucuyu hissediyorum. Uyuşturucu patladı zaten. Yani uyuşturucuyu bir tek polis örgütü, bakın açık söyleyeyim, polisim keşke çok daha güçlü olsa. Ben bunun sonunda polis devleti mi istedim derler, yok dedim. Güçlü polisi sorun ki kendimi emniyette hissedeyim. Şu anda polis güçlendirilmiş değildir, kadroları yetersizdir, bu nüfusa, bu hareketli nüfusa yetişecek güçte değildir zaten. Üzülerek söyleyeyim, araç gereci eksiktir, teknik imkanları yetersizdir. Ama usulsüzlük ve yasa dışılık çok daha hızlı ilerliyor. Bizim teknik işte çok daha yavaş ilerliyor. Şu anda uyuşturucu mücadelesinin bir tek polis gelen müdürlüğüdür. Sadece yakalıyor. Bunun yanında kampanyasıdır, izlenmesidir vesaire ve yaşında çok düştüğü de söyleniyor. Onu da söyleyeyim. Aileler de alıyor. Sadece bekarlar değil. Aileler de almaya başladı. Uyuşturucu. Tabii. Tabii yok. Yani, ama yani, hayır, ben sadece çocuklar için demedim. Genel söyleyeyim. Yaygınlık çok. Biz sürücülerde alkol testi neden istedik? Engelin bir tanesi daha gelsin diye istedik. Uyuşturucu da testi. Sürücüde uyuşturucu testi. Yani onu da istedik. Alkol dediğinizde onu. Yok sorry. Uyuşturucuda, sürücüde uyuşturucu testi yapılmasını istedik. Yasayı ben 29 ay mecliste bekletildi. En son 19 veya 29 ay bekletildi. En son bir basın duyurusu yaptım. Bütün uyuşturucu kullananlara milletvekiline bir teşekkür borcu var diye. Gazetede çıkarttım ben bunu. Aradılar, ne demek istedin? Dedim siz yasayı geçirmiyorsunuz. Onlar da çok rahat içip içip sürüyorlar. Size teşekkür ediyorlar dedim ben. Ondan sonra süreç değişti, hükümet de değişti. Bir haftada geçti yasa. Temmuz ayında geçti, geçen Temmuz. Hala daha malzeme alınmadı. Soruyorum, pahalıdır. Cezayı ona göre koy. Alkol uyuşturucu testi yaptın, pozitif çıktı, 30 bin lira ceza kes. Evet. Ve ödeyemez, hapse gitsin. Öderse de sen ondan kitin zaten parasını aldın. Yani çözmeye niyetli misin? Onu da yapmazlar. Ben şu anda buradaki yapılanmanın uyuşturucuya mücadele edildiğine vatandaşa inanmıyorum. Açık söyleyeyim. Hayır. İnanmıyorum. Bir tek polis genel müdürlüğü ekipleriyle tak tak ihbar aldığı zaman yakalıyor. Sevgili amca, eğer bu memleketin halini halini öğrenmek istiyorsak, tamam mı? Mesai günleri Lefkoşa Mahkeme Merkezi Mahkemelerde Kooperatif Merkez Bankası'na taraf olan bölümün alt katına ve bahçesine herkes bir gitsin. Tamam işte. Bir tane salon vardı ceza davalarıyla ilgili. Şimdi değişti. Bir tane daha açıldı. Tamam. O da yetmeyecek. O da yetmeyecek. Zaten mahkeme biliyorsunuz 3 sene, 4 sene sonra görülen davalar var hala daha. Geciken adalet değildir. Tabii değildir. Cezaevi, yani şimdi bir şey söylersem ama geçenlerde bakarım, seviyorum da, İçişleri Bakanı gitmiş de hapishanedeki mahkumlarla top oynamış. Şimdi biraz acıdım, vazgeçtim. Ya kardeşim, bütün mesele orada olan o insanların orada olmayacağı şekilde, siz bir tıp doktorusunuz, tamam mı? Ve bir üniversitemize sağlık bilimleri bölüm fakültesinin başkanısınız, dekanısınız. Önemli olan koruyucu hekimliktir. Koruyucu hekimlik sağlıkta olduğu gibi hayatın her alanında düşünsel olarak ekonomik olandır. Evet. Şimdi biz çok konuda az şey bilen insanız, biz gazeteciler. Yani ben bugün sizinle konuşacağım diye hem dersimi çalıştım hem kendimi düşünsel olarak hazırladım. Ama ben sizinle bu trafik konusunda yarışırım ha. Ne münasebet. Yok, ne güzel. Yarın başka bir konu gelecek. Ben onu gelenle konuşacağım. Tabii. Şimdi bütün mesele budur koruyucu. Bu ülkenin suç analizlerini doğru, sadece verileri öğrenmek için değil, nedenleriyle birlikte ele alacaksınız. Doğru. Doğru.
Şimdi bakıyorsunuz, ırkçı yaklaşmam ben. Bu sohbetin keyfi bu taraflarda bugün. Ya biri, evet, 50 bin, 100 bin poundluk araba sürer. Tamam. Bir bakın ya buna bakalım. Nereden geldi, nereye gider? Bunun bir bakın, ne iş yapar? Tamam mı? Ne iş yapar? Tamam. Bir bakalım. Banka hesaplarını bir takip edelim. Transferi görelim. Bu arabayı nereden aldı bu adam? Filan galeriden. Gidin ya bakalım. Nasıl, ne şekilde ödedi size bunu? Tamam. O da yok. Ya burası, bu avcımın içi Kuzey Kıbrıs'tan büyüktür. Doğru. Bu ülkede hiçbir şey gizli değildir. Her şey herkesin olduğunu bilir ama görmek istemez. Bir şey mi değil? Bir sosyal medya var ya. Tamam. İşte. Tamam. Bir bakın bakalım sosyal medyada paylaştıklarının içeriğine. Bir de bakın ya bunun maliyedeki vergisine, osuna, busuna. O da yok. O da yok. Ama bir şey söyleyeyim ya. Ben isterim bırakayım bugünlük yazma işini de kitap yazayım. Derslere girer. Öyle fikir. Şimdi bakarım. Bir de bakarım. Ya adama giydirmiş. Kat kravat, bir de şapka. Bir de araba. Ve adam kendi görse o tarafı tanımayacak. Tamam. Bu ben miyim diyecek. Tamam. Tamam, yapalım. Kendime bakayım burası. Görelim bakalım. Ne hani buraya gittim, onu yaptım, bunu yaptım. Geriye varalım sen. Nereden buldun bu parayı da bunları yapan? O da yok. O hiç yok zaten. Ha, evet, yani şeyden başladık. Hadi bu başka taraf, yani bunun uyuşturucu bağlamında demiyorum ama uyuşturucu bağlamında ya takip edin ya, bir şey var yani. Bir o kazançta bir hareket var orada ve birileri kazanıyor. Ya sen nasıl oldun da 80 bin, 100 bin poundluk araba süren? Araba süren. Yurt dışından banka transferi gelirse görelim. Burada kazandıysan nereden kazandın? Tamam, bunun takibi yapılmıyor. Bu kadar. Deşifre edilmesi lazım, duyurulması lazım. Biz takip ettik, yakaladık ya, öbürü korksun, o da yok. Herkes mutlu. Arabayı satan da mutlu, alan da mutlu, süren de mutlu, uyuşturucu alan da mutlu, satan da mutlu. Öyle bir memlekette yaşıyoruz maalesef. Ama arada bir de ölümler geliyor tabii ki. Evde ölü bulundu. Ne yapacağız? Trafikle ilgili. Trafikle ilgili. Son birkaç dakika mı? Son bir dakika. Yasaların düzelmeyen, yıllardır dokunulmayan yasaların artık güncellenmesi, olan suçlara göre güncellenmesi şart. Bu bir... Cezalar hafif kaldı. Cezalar, belli suçlar cezalar hafif. Ehliyetsiz sürüş, alkolü sürüş, uyuşturucular sürüşün cezaları değişmesi lazım. Bu kesin. Yolların eksiklikleri var. Bunu yarın düzeltelim, düzeltemeyiz ama yavaş yavaş projelerini yapmamız lazım. Çevre yollarının projeleri bitmesi lazım. Bakın, işte biraz önce bahsettik. Kuzey çevre yolunu bitirmezsek o gönüldeki işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Bu bir örnek olarak veriyorum. Tabii ki bütün kazalarda sadece sürücüyü suçlamak değil, sürücüyle beraber ortak olan sorumluları da mahkemeye çıkarmadığımız sürece, o yol eksikse, çukur varsa ve bir kaza orada da olduysa, bu da polis raporlarına yansıması gerekir mühendislik açısından. O da mahkemede. Ön basitli lambalar söndü, yaya basıldı ve öldü. Lambalar niye yanmadı diye mahkemede sorgulanması lazım. Avukat, savcı onu da götürmesi lazım. Çünkü ne oluyor? Lambalar yanmazdı, sürücüye suçu hafifletme gerekir. Arabacımı kaldırdım. Evet. Hocam. En riskli, şimdi ben ödüm patlar. Tamam. En riskli bana yol, en riskli nerede bulun? Dağ yolunu falan bırak, koyun bir kenara. Tabii o yani. Zaten o diploma. O adı da aldı zaten. O bitti. Tamamdır. Şeyden söyleyin, Atatürk Spor Salonu ile burada Kıbrıs Gazetesi'nin yakınındaki ışıklar arası. Ama özellikle Alpete'ye kadar olan bölge, tamam mı? Sanayinin olduğu yer. Tavşan gibi insanlar, tavşan gibi de değil ha. Yavaş yavaş, tavşan gene refleksi vardır. Ve atlarsınız, atlayabilir o yana. Kurtulabilir. Peki orada madem böyle bir tehlike vardır, yolun iki tarafından yola geçişi
tel mi koyacaksın, bariyer mi koyacaksın? Tellenmesi lazım. Tellenmesi. İnsanlar yayala geçmesi. Geçemeyecek. Daha da kötüsü ortada ağaççıklar var, ağaçların arasından çıkıyor. Benim en çok korktuğum gece biri o ağaçın arasından yola atılmasın. Kendi adıma söyleyeyim. Sağ şerit aldığımda. Yani biliyorsunuz bir beraat ettiydi bu. Citroen'le Metehan Roundabout arasında bir asker atlarken çarptı. Evet. Ve kazayı yapan ısrarla ben suçu kabul etmem dedi. Ve sonunda yargıda o yönde. Galiba bir madde de bulundu. Neyse ama orada devlet istese bile o yola biri atlayamayacak. Öyle olması lazım. Öyle yola biri giremeyecek. Tabii öyle olması lazım. Ya şimdi kabul ederim o. Bir kültür meselesidir. Zemir Avcı gördüğüm yerlerden biriydi. Amsterdam, Hollanda bisikletin çok yaygın kullanıldığı yerlerden biridir. Ve şehrin dışından o yoğun trafiğin içinde bisiklet trafiği yolları müsaittir ve gelir. Ama bizde aferin pop bisiklet de gidecek diye aydınlatması tamam olmayan riskleri yüksek yerde bisikletliyle araçlar beraberdir. Doğru. Hatta bazı bisikletliler hakkı varmış gibi tersinden girebiliyor trafiğe. O da olmaması lazım. Tabii çünkü bir eğitim almadı, bir şey yapmadı. Maalesef. Yani Allah kimseye ne kazaya sebebiyet verdiyse ne kazanın da içinde olsun. Ama yollarımız güvenli mi diye sorsak kesinlikle hayır. Arkamdan gelen sürücünün kalitesini bilmem. Uyuşturucu mu aldı, alkollü mü, ehliyetsiz mi belli değil. Hava atmak için tehlikeli araba kullanımı belli değil. Yolunda ne zaman bariyer kırıktır, çukur ne zaman çıkacak, viraj ne kadar keskindir bilmem. Lambalar sönüktür, yaya atılacak mı bilmem. Bisiklet ışıksız gider mi bilmem. Yani bilmem gidiyor arkadan. Eve sağ gitmek bir başarıdır bu ülkede. Peki. Açık söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sonuna geldik. Daha önce söylediysem bir daha söylemiş olayım. Söylemediysen de ilk defa söylemiş olayım. Ben hiçbir zaman sömürgeci olmadım. Ama eğer kafalar tamam ise İngiliz sömürge yasaları ile bu ülkeyi 21. yüzyılda da 22. 23. yüzyılda da idare edebilirsiniz. İngiliz gittiği zaman trafikle ilgili bize bıraktığı kurallardan biri neydi bilir misiniz? Eğer biliyorsunuz şevale hayvan geçebilir, büyükbaş vesaire var. Diyor ki sen yolda giderken koyunu basarsan cezan keçiyi basarsandan daha ağırdır. Çünkü keçi refleksi daha çevik bir hayvandır. Gördün kendini dedin yahu geçecek ben de aldandım. Ama koyunu gördüysen dur. Çünkü o çabuk değildir. Ya bu kadar, buraya kadar, bu kadar ayrıntı düşünülmüş. Şimdi tabii bütün bunlar önemli niyetlerle birlikte işte. Ve yasa yapmak, kanun yapmak, dindigi dindigi kanun çalmak değildir. Kanun yapmak, kanuna uyacaksınız. Bilirsiniz geçmişte yazılır, ondan sonra derler bakın da silin bizi. Olmaz. Neyse sevgili Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı sevgili Mehmet Zeki Avcı ile konuştuk. Benim hoşuma gitti vallahi. Doğru ya doğru. Güzel güzel konuştuk. Ama bizim konuşmamız değil. Sizin bu konuşulanlardan yola çıkarak çoluğunuza, çocuğunuza, yakınınıza sahip çıkmanız meselesidir. İçmeyeceksiniz. Bizi Londra'dan izleyenler bilir. Londra'da ötleri patlar alkollü yakalanmaktan ve gideceklerse derler ki sen içme ha. Bırak ben içeyim ve biri içmez ve o sürer. Hadi kendinize güzel bakın. Konuşacak başka mevzular da vardı ama bugün onlara dokunmadım. Gaz yok haberiniz var diye mutlaka. Tam bir kara gözlüktür o iş. Tam. Diplomalı kara gözlüktür ha.
Bu gazın biteceği aylar öncesinden belli. Sorarlar. Gelecek mi? Tamamdır. Ya ayarlayın bir tane daha önce gelsin. Geliyor. Bakarlar geleceği söylenen gemi. Bulurlar gemiyi şeyde. İstanbul'da. Haritaları da görürsünüz bunu. Sorarlar yarın geliyor derler. Bakarlar gemi Fethiye'de boş, orası da bir durak yaptı. Çünkü gemi gelecek İskenderun'a, yüklenecek, 2 gün sonra da bize gelecekti. Tamam mı? 5'inde gelecekmiş idi, gelmedi. Tamam. Dediler ki, tamam ya, 15'inde gelecek düzenli. Ve baskı yapıldı. Şimdi 2 tane tedarikçi var güya. Güya ha. Bir tane var. Biri ben yapmam bu işi dedi. Almadılar elinden de versinler başkasına o hakkı. Bir tanesi de hesaplar hesabını kitabını göre getirir. 3 tane de şirket var. Coop, Intergaz ve Jet. Coop biraz da devlet mantığındadır. Varsa dağıtırım, yoksa dağıtmam der. Diğerleri uğraşırlar her şeye rağmen, hadi gidelim Rum'dan olsun alalım. Rum'dan pahalı. Ama fiyat da sabit. Göze alırlar zararı. Giderler alsınlar Rum'dan dün. Rum da Vasiligo'ya taşımış hep bu gazmaz işlerini. Bizim tanker olmadı. O bağlama yeri olmadı. Ha şimdi gelelim sevgili avcının alanına. O tanker var ya, şu gidecek, alacak, gelecek gazı. O tankerin kapasitesi, teknik donanımı, her şeyi uygun olacak. 1. 2. Bunu sürecek olanın özel kurslardan geçmesi lazım. Vardı bizde bir tane. O bir tarafta aynı işe verirler yine 1500 euro. Gitti. Neyse. Hadi bay bay.